Aydın Tabip Odası Başkanı Doktor Eralp Atay, Avrupa'da acil servislere müracaatın %5-6 seviyelerinde, Türkiye'de ise %30 seviyesinde olduğunu belirterek, Türkiye'de acil servislere bu kadar fazla hastanın gitmesinin katkı paylarından kaynaklandığını söyledi. Acillere başvuru. Toplam hastanelere başvurunun %5'i ile 8'i acile başvuruyor. Bizde yaklaşık 3'te 1'i acile başvuruyor. Ve bazı illerimizde, Aydın değil de bazı illerimizde acile başvuru hastaneye başvurudan daha fazla oluyor. Tabii daha fazla oluyor. Acil değildir diye şey yapıyorlar. Şimdi ama acil değildir. Ama şimdi o da ayrı bir sıkıntı. Hekimle vatandaşı, acile gelen vatandaşı karşı karşıya bırakmak durumunda kalıyor şimdi. Katkı payının şeyi fazla. Katkı payının katkısı fazla. Burada acil değildir kaşesini basması için hekime bir algoritma vermek zorunda bakanlık. Demeli ki bunlar acildir. Bunlar da bu uygulanır, bunlar da bu uygulanır. Böyle bir şey vermeden her zaman olduğu gibi hastayla hekimi karşı karşıya bırakıyor. Geçen de bir ilçemizdeydim, Didim'deydim. Yanıma ortopedist arkadaş oturdu hekim toplantısında. Dedim ki kaç hasta baktın? 120 tane dedi. Ya 120 hasta bakar mı ortopedist? Ortopedist 120 hasta bakar. Karşıdan bakar. Ne var? Diz kapağında ağrı var. Şey yap şimdi. Eğer siz sistemi ben hayatımda her toplantıda söylüyorum. 14 Mart konuşmama da koyacağım. Hayatında poliklinik sayıları, hastanelerin poliklinik sayılarını arttan, ameliyat sayılarını artmasıyla övünen bir sağlık bakanı görmedim ben. Bu anca Türkiye'de olur ve Türkiye'de var. Şimdi böyle bir tablodan bahsediyoruz. Ameliyatlar artmış, evet artmış ama artan ameliyatların ABC sınıflandırılmasında B ve C tipi ameliyatlar artmış. Büyük ameliyatlarda artış yok. Neden artış yok? Her zaman söylediğimiz gibi defansif tıp gelişir. Siz bir ameliyatla ilgili bir sıkıntıyla ilgili trilyonluk tazminat davası açılır ise kimse yapmaz ameliyat.